Herkese selamlar. Kanalımızın 5. sınıf sosyal bilgiler derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1. ünitemiz birey ve toplum ünitesinin ünite değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Hem konularımızı baştan şöyle bir hatırlayacağız hem de soru çözme teknikleri üzerinde kendimizi geliştireceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Peki Az önce yaptığım uyarıları dikkate aldığınızı, defterinizi ve kitabınızı da yanınızda hazır bulundurduğunuzu düşünüyorum. Şimdi ünite değerlendirmesi çalışmalarına güzelce başlayalım. Ünite değerlendirmemizin A bölümünde bakalım bizden ne istemiş. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. Peki bakalım birinci maddede ne demiş? Birey toplum çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı sosyal bilgiler dersinde öğrenir. Ne demek istemiş bu cümlede? Bakalım hemen. Toplumun çıkarları ne demek? Toplum için faydalı olan şeyler demektir. Kendi çıkarlarımız ne demek? Kendimiz için faydalı olan durumlar demektir. Diyor ki bir insan toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı sosyal bilgiler dersinde öğrenir. Evet, bu doğru bir ifadedir. Çünkü insan bazen toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutar. Bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela Ahmet'in bir arabası var ve Ahmet çok hızlı araba kullanmayı seviyor. Hızlı araba kullanmak Ahmet'in kendi çıkarıdır. Ama insanların güvenli olması da toplumun çıkarıdır. O yüzden Ahmet arabasını hız kurallarına uyarak kullanırsa kendi çıkarını değil toplumun çıkarını düşünmüş olur. Peki biz bu tür bilgileri de nereden öğreniyoruz? Sosyal bilgiler dersinden. O yüzden bu doğru bir ifadedir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yaşadığımız bir olay sadece bizi değil, çevremizde bulunan diğer insanları da etkileyebilir. Evet, ne örnekler vermiştik konuyu işlerken? Örneğin bir otobüse bindik. Hemen bindiğimiz otobüs önümüz, Deki bir arabaya çarptı. Ufak bir kaza yaşandı. Bu olayı biz yaşadık. Peki bu olaydan sadece biz mi etkileniyoruz? Hayır. Çevremizde o bölgede yaşayan diğer insanlar da etkilenir. Mesela bu kaza yüzünden yol kapanır. Ve insanlar işe giderken gecikebilirler. Demek ki bu olay sadece bizi değil, çevremizdeki diğer insanları da etkiliyor. O yüzden doğru cevabımız D. Yani doğru. Peki üçüncü soruya bakalım çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir. Buradaki kısıtlanabilir kavramı yani bu hakları ellerinden tamamen alınabilir anlamındadır. O yüzden hiçbir çocuğun okula gitme ve oyun oynama hakkı elinden tamamen alınamaz. O zaman bu yanlış bir bilgidir. O zaman ne yazacağız buraya? Y. Yeah. Dördüncü maddemize bakıyoruz. Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır. Evet, haklarımızı kullanırken görevlerimiz ve sorumluluklarımız da vardır. Mesela eğitim hakkı alıyoruz. Eğitim bizim en temel haklarımızdan birisidir. Eğitim hakkımızı kullanırken görev ve sorumluluklarımız da var, değil mi? Mesela okula zamanında gitmek, okul eşyalarını temiz kullanmak, etrafımıza çöp atmamak gibi görevlerimiz ve sorumluluklarımız da var. O zaman cevabımız D olacak. Hemen 5. soruya bakıyoruz. Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız. Tabii ki doğru bir cümle dememi bekleyen arkadaşlarımız var. Maalesef bu yanlış bir cümledir. Çünkü kişisel zamanımızı planlarken sadece ders işlemeye ya da kitap okumaya değil birçok aktiviteye eşit şekilde zaman ayırmalıyız aslında arkadaşlarımıza, ailemize, eğlenmeye, oyun oynamaya ve kendimizi geliştirecek aktivitelere de zaman ayırmalıyız. Örneğin bir spor dalıyla gerçekten ilgilenmek, bir müzik aletini çalmaya çalışmak bunlar kendimizi geliştirebileceğimiz ve kişisel zamanımıza ekleyebileceğimiz planlar olmalıdır. O yüzden cevabımız yanlış. Devam edelim. 6. maddede ne demiş? Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeliyiz. Tabii ki de görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirirken hangi görevimizi, hangi sorumluluğumuzu, ne zaman yapacağımızı önceden planlamak her zaman daha faydalıdır. O yüzden cevabımız doğru. Yedinci maddemize bakıyoruz. Çocuk hakları tüm çocuklar için. Evet elbette çocuk hakları bütün çocuklar için gereklidir. Bazı çocuklar çocuk haklarından yararlanamaz diye bir cümle kuramayız. O yüzden cevabımız doğru olmalıdır. 8. maddemiz olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır. Bu cümle tamamen yanlış. Hiçbir olayın sadece bir nedeni ya da hiçbir olayın sadece bir sonucu olmaz. Örneğin mahallemize bir kar yağdı diyelim. Bu bir olaydır. Günlük hayatımızda yaşayabileceğimiz bir olaydır. Kar yağmasının sadece bir sebebi olmaz. Havanın soğuması, havanın nemli olması, iklim şartlarının uygun olması gibi sebepleri vardır. Tek bir sonucu da yoktur. Hava soğuduğunda okullar tatil olabilir, arabalar yolda kalabilir, insanlar hasta olabilir. Birçok sonucu da vardır. O yüzden olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır diyemeyiz. Cevabımız yanlış. Hemen birlikte B bölümündeki soruları çözelim. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız demiş. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. Cümlenin yapısına göre bu kelimelere ekler de getirebiliyoruz. Birinci cümlemize bakalım. Dersi, ilgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar. Dersi dediğine göre bir dersten bahsediyor demektir. Buradaki tek ders ismi de sosyal bilgiler olduğu için birinci cümlemizin cevabı sosyal bilgiler. İkinci cümlemiz toplumun en temel birimi demiş. En temel birimi konularımızı işlerken görmüştük hatırlayacaksınız. Toplumun en küçük ve en temel birimi neydi? Aile. Üçüncü cümlemiz bireyler ortak bir amaç için bir araya gelerek oluştururlar. Neyi oluştururlar bireyler ortak bir amaç için bir araya gelerek? Tabii ki de grup gruplar diyebiliriz burada ek ekleyerek. Dördüncü maddemiz bireyin kendi davranışlarını ve bunların sonuçlarını üstlenmesidir. Bireyin kendi davranışlarını ve bunların sonuçlarını üstlenmesine biz ne diyorduk? Tabii ki de sorumluluk. Beşinci maddemize bakalım. Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Tüm çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için kurulmuş kurumun adı neydi? UNICEF. Hemen 6. maddemize bakalım. Her birey yaşına kadar çocuk kabul edilir. Tabii ki de kaç yaşına kadar her birey çocuktur? 18 yaşına kadar her birey çocuktur. 7. maddemize bakalım. Her çocuğun hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Her çocuğun ne hizmetinden yararlanma hakkı vardır? Sağlık hizmetinden. 8. maddemize bakalım. Çalışmak bireyi başarıya ulaştıran unsurlardan biridir. Nasıl çalışmak bizi başarıya ulaştırır? Tabii ki de planlı çalışmak. Hemen C şıkkında bulunan sorulara bakıyoruz. Burada aşağıda verilen tabloları kendinize uygun olarak doldurunuz demiş. O yüzden ben kendime uygun olarak dolduracağım. Siz benim kendim için yaptığım örnekleri dinleyerek kendiniz için uygun örnekler yazabilirsiniz. Çünkü benim vereceğim örnekleri sizin yazmanız pek doğru olmaz. Siz de benim içinde bulunduğum gruplara, örnek başka gruplara dahilseniz, o gruplara ya da o kuruma dahil olduğunuz için siz de kendinize göre farklı grup ya da farklı bir kurum seçebilirsiniz. Mesela birinci sütunda ne demiş? Yer aldığım grup. Ben kendi adıma mesela arkadaşlarımla haftada bir halı saha maçı yapıyorum. Ve buraya halı saha maçı grubu yazabilirim. Burada üstlendiğim rol nedir? İşte oyuncu rolü, futbolcu rolü üstlendiğimi söyleyebiliriz. Rolümle ilgili haklarım nedir? Mesela arkadaşlarımla sohbet etmek, onlarla eğlenmek, Onlarla futbol oynamak, spor yapmak, oyun içerisinde pas almak, pas atmak, arkadaşlarımla iletişim kurmak bunlar rolümle ilgili en temel haklarımdır. Rolümle ilgili görev ve sorumluluklarım nelerdir? Mesela halı saha grubunda en önemli sorumluluğum bir kere maçlara zamanında gelmektir. Eğer maça gidemeyeceksen bir mazeretim varsa arkadaşlarım bu konuda uyarmaktır. Önlem almalarını sağlamak. İkinci olarak bakalım buradaki sütunda ne sormuş? Yer aldığım kurum. Burada sizinle benim yer aldığımız kurum ortak olabilir. Mesela okul. Mahallemizde bulunan sizlerin ve benim yer aldığımız ortak kurum okuldur. Üstlendiğim rol, benim okulda üstlendiğim rol öğretmenliktir. O zaman siz de kendinize göre okuldaki üstlendiğiniz rolü buraya ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Peki benim öğretmen olarak rolümle ilgili haklarım nelerdir? Mesela okula geldiğimde teneffüslerde dinlenme hakkım vardır. İstediğim kitabı araştırıp kitaplardan bilgi edinip size aktarma hakkım vardır. Sizlerle birlikte oyun oynayıp eğlenme hakkım vardır. Peki öğretmenlik rolümle ilgili sorumluluklarım ve görevlerim nedir? Tabii ki benim de sizler gibi okula zamanında gelmek, derslere zamanında girmek gibi görevlerim ve sorumluluklarım vardır. Bunları siz de kendi rolünüze uygun olarak doldurabilirsiniz. Hemen C şıkkındaki sorulara bakalım. Kolay bir bölüm. Burada aşağıdaki tabloda verilen durumların hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz demiş. Mesela durum olarak okul eşyalarını korumak, onlara zarar vermemek. Bu bir hak mıdır yoksa sorumluluk mudur diye sormuş. Tabi sorumluluk olarak işaretlenmiş. Biz de bakalım. Hastanede tedavi olmak bir neyimizdir? hakkımızdır. Planlı ve düzenli çalışmak bir sorumluluğumuzdur. Düşüncelerimizi özgürce ifade etmek tabii ki de en temel haklarımızdan birisidir. Okul çantasını akşamdan hazırlamak, ertesi güne hazırlıklı olmak görev ve sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Beslenme ihtiyacını karşılamak tabii ki de en temel hakkımızdır. Okulda eğitim görmek bu da en temel haklarımızdan bir tanesidir. Başkalarının hakkına saygı duymak bu tabii ki de önemli bir sorumluluğumuzdur. Barınma ihtiyacını karşılamak bu bizim en önemli haklarımızdan bir tanesidir. Oyun oynarken kurallara uymak bu da bizim en önemli sorumluluklarımızdan arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Devam ediyorum. D şıkkındaki sorulara bakalım. Burada D şıkkındaki soruları çözerken sizden bir şey isteyeceğim. Soruyu benimle birlikte güzelce yüksek sesle okuyun. Sonra kendinize bir cevap belirleyin ve soruyu ben okuduktan sonra videoyu durdurun. Cevabınızı belirleyin. Daha sonra cevap verdikten sonra benim açıkladığım cevabı dinleyin ve cevabınızın doğru olup olmadığını lütfen kontrol edin. Başlayalım. Birinci soruda Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir? İhlal etmek bir kurala uymamak demektir. Yani çocuk haklarına uygun olmayan bir örnektir. Hangisi çocuk haklarına uygun olmayan bir örnektir diye sormuş. Bakalım. A şıkkında çocuğun sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması. B şıkkında çocuğun 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimi bırakması. C şıkkında çocukların oyun oynaması için mahallede park yapılması. D şıkkında çocuğun bakımı için devlet tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım yapılması. Cevabınızı verin. Evet, cevabımız tabii ki de B şıkkı. Çocukların 14 yaşına geldiğinde çalışmak için eğitimi bırakması. Kesinlikle yasal değildir. Çocuk haklarının ihlaline bir örnektir. Yani çocuk haklarına uygun değildir. İkinci sorumuza bakalım birlikte. Birey toplum içinde farklı rollere sahiptir. Üstlendiği her rolle sorumlulukları da değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi bireyin okuldaki sorumluluklarından biri değildir? Bakalım aşıkkı sınıfını temiz tutmak. B şıkkı derslerini dikkatlice dinlemek. C şıkkı odasını toplamak. D şıkkı okul eşyalarını korumak. Videoyu durdurup cevabınızı verin. Tabii ki de burada okuldaki sorumluluklarımızdan bahsettiğine göre odamızı toplamak okuldaki sorumluluklarımızdan birisi değildir. Üçüncü soruya bakalım. Ben Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, dedem ve kardeşimle birlikte yaşıyorum. Beraber yaşıyor. Melek yukarıdaki bilgileri vermiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisi meleğin üstlendiği rollerden biri değildir. Bakalım abla rolü varmış. A şıkkı. B şıkkı öğrencilik rolü. C şıkkı sınıf başkanlığı rolü. D şıkkı torun rolü. Videoyu durdurun. Paragrafa tekrar göz atarak hangisinin rollerden biri olmadığını çözün. Evet burada ortaokul, Atatürk Ortaokul Öğrencisi dediğine göre öğrencilik rolü var. Dedesinden bahsettiğine göre torun rolü var. Kardeşinden de bahsettiğine göre abla rolü var ama sınıf başkanlığı rolü yok. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuzu inceleyelim. Sosyal bilgiler dersi bireyi çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar. Etkin vatandaş neydi? Etkin vatandaş bilgili, kültürlü, kendini geliştirmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaş demekti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? Bakalım. Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak, yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak, insan vücudunun çalışma sistemini öğrenmek. Hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? Cevabınızı verin. Tabii ki de insan vücudunun çalışma sistemini öğretmek sosyal bilgiler dersinin değil, fen bilgisi dersinin amaçları arasındadır. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması ve insanların bu olaylardan farklı şekillerde etkilenmesine olayların çok boyutluluğu denir. Buna göre yukarıda verilen durumlardan hangileri çok boyutlu bir olay olarak değerlendirilebilir? Bir trafik kazasının yaşanması, grip salgınının yaşanması, kar yağışı, elektriklerin kesilmesi. Bunlardan hangileri olayların çok boyutluluğuna örnek verilebilir? Cevabınızı verin. Tabii ki de A şıkkı yani bunların hepsi hem birden fazla sebebi ve sonucu vardır hem de birçok insanı etkiler. O yüzden bunların hepsi olayların çok boyutluluğuna birer örnektir. Aslında yaşadığımız olayların hepsi günlük yaşantımızda olayların çok boyutluluğuna birer örnektir. Peki. Şimdi kitabımızın E bölümündeki sorulara bir göz atalım. Buradaki soruların cevaplarını ben uzun uzun anlatmak istemiyorum ama size çözebilmeniz için ipuçları vereceğim. Bunları düşünerek defterinize bu soruların cevaplarını güzelce yazabilirsiniz. Mesela birinci soruda sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir diye sormuş. Bunu cevaplarken, Sosyal Bilgiler dersinde bize öğretilenleri, Sosyal Bilgiler dersinden öğreneceğimiz bilgileri düşünerek, bu bilgilerin ne kadar önemli olduğunu da düşünerek cevap verebilirsiniz. İkinci soruda, yeni bir eve taşınan insanın hayatında ne gibi değişiklikler olur diye sormuş. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela ailenizle birlikte bütün eşyalarınızın bugünden toparlandığını ve başka bir şehre taşınmaya başladığınızı, taşınmak için hazırlık yaptığınızı düşünün. Acaba siz ailenizle birlikte başka bir şehre taşınsanız hayatınızda neler değişirdi? Bunları hayal ederek birkaç cümleyle açıklayabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda kişisel zamanımızı planlarken nelere dikkat etmemiz gerekir diye sorulmuş. Az önce de vardı bu soru. Hafta sonlarımızı ya da okuldan geldiğimiz zaman evde geçireceğimiz zamanları planlarken acaba nelere dikkat etmemiz gerekir en çok daha çok oyun oynamaya mı vakit ayırmalıyız? Yoksa arkadaşlarımıza mı, ailemize mi, yoksa derslerimize ve okulumuza mı, yoksa kendimizi geliştirecek bazı etkinliklere mi, yoksa hepsine eşit miktarda olabildiğince vakit ayırmaya çalışmak mı gerekir? Bunları düşünerek örneklerle kendiniz açıklama yapabilirsiniz. Dördüncü soruda çocukların kendi haklarını kullanmaları neden önemlidir diye sormuş. Bu soruda da şöyle düşünün. Öncelikle haklarınızı bir düşünün. Eğitim alma, sağlık hakkı, yaşama hakkı, korunma hakkı, barınma hakkı, eğlenme ve oyun oynama hakkı. Bu haklarınızın elinizden alındığını düşünün. Neler hissedebileceğinizi düşünün. Buna göre kendi haklarınızı kullanıp kullanmamanın ne kadar önemli olduğunu cümlelerinizle ifade edebilirsiniz.